Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kutu açılımı gerçekleştireceğiz. Elimizdeki cihaz Samsung Galaxy J7 Prime 2. Bu cihaz 2018 yılında çıkmış olan bir cihaz. Bildiğiniz üzere daha öncesinde bu cihazın J2 Prime modeli vardı ve oldukça tutulan bir cihazdı. Biz cihazı İthalatçı garantili olarak aldığımız için ve bize kutu dışında bu şekilde bir aparat verdikleri için sanıyorum Amerikan girişi olan ya da buna benzer bir şarj dönüştürücü olacak. Hemen kutu açılımını gerçekleştirmeye çalışalım. Bu arada kutunun yüzeyine bakacak olursak işte turuncu renkli, üzerinde bandrolleri var. Delta servis güvencesiyle elde ettiğimiz bir ürün. Şimdi öncesinde kutunun içerisini bir açalım bakalım neler varmış. Delta servisin garantisini yapıştırmışlar. Daha doğrusu koymuşlar. Bu kısımda da tamamen bir bandrol var. Burasında da bir bandrol var. Yani ürünü ilk defa şu anda beraberce açacağız. Şurasındaki kısımdan ürünü açmaya çalışacağım. Bu tarafta da ürünle ilgili e-mail numaraları yer almakta. Maalesef her tarafı keserek açmamız gerekecek. Burada ürünümüz yer almakta. Her zaman olduğu gibi Samsung'un çeşitli işte kitapçıkları ve sim kart takmak için iğnesi. Kutu içerisinden normal bir başlık çıktı. Gerçi bu bizim aşina olduklarımızdan farklı. Ne kadarmış bunun boyutu ona bakmaya çalışıyorum şu anda. 5 volt diyor. 1.55A diyor. Bunun dışında basit bir kulaklığımız çıktı. Ve bir de kablomuz çıktı. Onun dışında kulaklıktan başka bir şey çıkmadı. Arka tarafında herhangi bir şey yok. Burada da bir ekran koruyucusu yer almakta. Ürün bizim J3 Pro'lara ya da J5 Pro'lara da benzeyen bir ürün. Fakat onlardan farkı arka tarafında da çeşitli yazılar yer almakta. İşte nerede üretildiği vesaire ile ilgili bilgiler yer almakta. Genellikle gündelik kullanım için kullanılabilecek temiz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu ürün 32 GB'lık bir ürün. Üzerinde iki tane çift sim girişi yer almakta. Zaten bizim de işimize çift sim kartlı bir cihaz gerektiği için bu ürünün siparişini vermiştik. Hemen şuradan sim kart girişlerinde kontrolünü sağlayalım. Kurulum ve kurulum sonrasında
uzun kullanımlarla ilgili yine edinimleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, burada bir tane SIM kart yuvamız var. Burada da muhtemelen SD kart ve ikinci SIM kart girişimiz yer alacak. Evet, burada da ikinci SIM kart girişimiz ve SD kart girişlerimiz yer almakta. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi cihazla ilgili uzun kullanım testini de önümüzdeki birkaç gün içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.